Şöyle Sayın Bakanım şimdi gidip elçiliği bombalamanın nedeni İran'a gel gel yapıyor zaten. Çünkü İsrail savaşı Gazze'den çıkarıp bölgesel bir savaş haline getirmek istiyor. Amerika'nın da topa girmesini istiyor. Zaten İran İsrail'in babasını çağırmayacağını bilse İsrail'i tuzla buz eder. Ama biliyor ki İsrail'e bir müdahale ettiğinde İsrail babasını çağıracak. Yani Sem amcayı. Yani Amerika'yı. Dolayısıyla İran'ı durduran tek şey Amerika. Şimdi zaten e, bu olasılıklar tartışılırken bile Biden dedi ki biz İsrail'i her halükarda koruyacağız. O yüzden de ben e, İran'ın doğrudan savaşı tetikleyebilecek bir yanıt vermektense e, daha farklı bir yol izleyeceğini düşünüyorum. E, nedir bu? İşte işte İran'ın... E, misilleme yapabileceği kendisine bağlı kayıt dışı birkaç aktör var ama bunu yapabilecek üç tane aktör var. Bunlardan bir tanesi e, Yemen'deki Husiler, ikincisi Suriye'deki Şii milisler, üçüncüsü de Lübnan Hizbullah'ı. Yani e, bu üçünden biriyle cevap vereceğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlü eğer Bloomberg'in çizdiği bu senaryoya göre olursa, e, yani işte füze kullanırsa, İsrail hükümet binalarını ya da askeri noktalarını hedef alırsa, o zaman Amerika da topa girecek ve bu kez kaçınmaz olarak İran kendi savaşın içinde bulabilir. Bence İran bütün bunları hesaplıyordur. Aynı şey mesela Kasım Süleymani vurduğunda Amerikalılar, Kasım Süleymani İran'ın çok önemli bir ismiydi. Bütün dünya acaba ne cevap verecek diye bekliyordu. E, yapılan şey Suriye'deki Şii milisler işte Suriye'deki Amerikan üslerine drone saldırısı gerçekleştirdi. Onun dışında doğrudan e, bir cevap olmadı. Şimdi burada da aynı şey olacak. E, çünkü zaten hani istedikleri bu. Özellikle İsrail'in istediği bu. Ben e, İran'ın e, ya bu komploya ya da işte e, bu oyuna, çok düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü İsrail'in tam da istediği bu. Yani niye gidersiniz Allah aşkına? Bilmez mi? Ee, yani İsrail'in bilmemese imkan, ihtimal var mı? Herhangi bir ülkenin konsolosu ya da elçiliği onun toprağıdır. Siz gidip vurduğunuzda bunun savaşı tetikleyeceğini bilirsiniz. O yüzden bilerek gittiniz vurdunuz. Yani bilerek vurdunuz ve dediniz, dediniz ki İran'da cevap versin, Amerika topa girsin. Ya bu bir çizdikleri bir senaryoyu hayata geçirmeye çalışıyor. İsrail yönetimi, Tel Aviv yönetimi. Şimdi Benjamin Netanyahu böyle mangalda kül bırakmıyor ama bunu Amerika'ya güvenerek yaptığını hepimiz biliyoruz. Yoksa Amerika olmazsa İran çok rahat İsrail'e doğrudan kendi cevap verir. Yani Meydan Tahran, Tahran menşeli cevap verir. <laughs> ve çıkar bunu ben yaptım der. Çok rahat diyebilecek bir ülke. Ama işin içinde Amerika olunca bu çok kolay olmuyor. Ha bir yandan da ama şöyle de bir şey var Sayın Bakan'ın söylediği ve haklı olduğu nokta. Şimdi eğer İran cevap vermezse buna Hı. bu kez de karizması çizilecek. O yüzden de e, ben cevabı vereceğini ama bu cevabın ya Yemen'deki Hursiler, ya Suriye'deki Şii milisler ya da Lübnan Hizbullah'a üzerinden yapacağını düşünüyorum. Doğrudan kendi yapmayacak. Çünkü doğrudan kendisini yapması demek bir savaş ilanı anlamına gelir. Peki. Sayın Özçelik, şimdi Sayın Türker İran'ın dış politika yönetimini doğru buluyorum dedi. Hatta size de atıfta bulundu aslında İsmet Bey bunu çok güzel yorumlar diye. Sayın İthal de İran'ın bunlara cevapsız kalmayacağını ama doğrudan bunu yapmayacağını söyledi. Ki zaten birçok yorum da bu yönde ilerliyor. İran'ın içindeki bu rejim karşıtlarının bunu beklemesi. Belki de işte İran böyle bir savaşa girerse, açıktan bir mesaj verirse İran'ın içinde birçok aslında grupta ayaklanmaya başlar ki dalga dalga yayılan o rejim karşıtlarında düşünürsek. İran tüm bu içe, iç politikayı düşünerek mi böyle bir adım atmıyor? Size daha farklı geleyim aslında soru olarak. Yoksa şimdi, e, kapalı kapılar ardında zaten anlaşıyorlar mı? Hayır. Şimdi bakın çelik çomak oynamıyoruz. Bir savaş ve bu savaş dünya savaşını tetikleyecek bir olay. Yani bütün bölgeyi saracak bir savaş riskinden söz ediyoruz. İran Burada çok dikkatli hareket ediyor. Bakın e, bir kere Netanyahu'nun bu hamlesi İran'ı kışkırtmaya yönelik. Yani Netanyahu'nun bir planı var. Bu plan nedir? İran'ı savaşa çekip Amerika'yı da yanında tutmak ve Batı'yı yanında tutmak. Mesela ne oldu? Lufthansa en son Almanlar İran seferlerini durdurdu. Hı hı. Yeni. Fakat telaibe devam ediyor. Yani o da ayrı bir. Tartışma konusu tabii. Şimdi bu nedenle e, arkadaşlar da belirttiler iç kamuoyu meselesi de var bir İran'ın. Yani üst üste gelen bir olay var. İran dikkatli davranıyor. Bütün hesapları yapıyor benim gördüğüm kadarıyla. Çok ince bir taktik izliyor. E, aynı zamanda Hizbullah için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani atacakları adımların birkaç adım sonrasını hesaplayıp ona göre davranıyorlar. Şimdi bakın herkes diyor ki İran niye hemen bir şey vurmadı. Bakın İsrail'de daha önceki gün yüz binlerce fotoğrafları görmüşsünüzdür katıldığı yani yönetim karşıtı protestolar oldu. Peki İran saldırsaydı o İran İsrail'deki iç isyan biter miydi bitmez miydi? Biterdi. Yani birçok yanı var bu işin. Onun için diyorum yani çelik çomak falan oynamıyoruz. Ciddi bir savaş riski var. Şimdi Amerika, İran, İsrail bu üçkendeki üçgendeki görüşmeler biliyorsunuz İsviçre üzerinden yürüyordu. Bunu da herkes biliyor. Eee İsviçre Büyükelçiliğinde, Tosya'da toplantılar, görüşmeler yapıldı. Şu anda Umman üzerinden yapılıyor. Şimdi Umman bu şeyde e, devrede. Mesela Umman üzerinden İran'ın teklifleri var. Cezalandırmama koşuluyla ilgili şartları var. Bunlar nedir mesela birkaç maddede sayarsak? Gazze operasyonlarını durdurun diyor. Gazze'de geri çekilin diyor bütün Gazze'deki bölgelerden tamamen geri çekilin. İnsani yardımlar daha diyor hızlı bir şekilde ulaşacak şekilde genişlesin diyor. İki devletli çözüme razı ol diyor. İsrail bunu kabul eder mi? Etmez. Etmeyeceğini bu teklif gittikten sonra bugün de birçok yeri vurdu. Yani bu gözüküyor. Şimdi Hamaney bayram hutbesinde çıktı konuştu. Ve bayram hutbesinde Keskin nişancı tüfeğiyle, tüfekle konuştu. Bakın bu dünyada bunun bir anlamı vardır. Şöyle ayağa kalkalım. Bunun bir fotoğrafı da var aslında Hamine ile Netanyahu'nun. Şimdi bu fotoğraf üzerinden de okuyup değerlendirmenizi evet, evet, istiyorum. Evet çok sembolik anlamı büyük İsmet Hı, abi. Bu, evet bu, bakın bu fotoğrafta bu fotoğraf. şu gördüğümüz keskin nişancı tüfeği ve Hamene bu tüfekle çıktı dini lider olmasına rağmen. Bu tüfekle çıktı. Ne ve mesaj vermek istiyor? Burada, burada mesajı da açık Aynen. verdi zaten. Orada dedi ki şeytan rejimi hata yaptı, cezalandıracağız dedi. Yani burada bu mesaj bence önemli ve belli bir noktaya doğru gidiyor iş. Şimdi yine şeyin çalışmaları var biliyorsunuz. Ee, İran Dışişleri Bakanı farkındaysanız birkaç gündür mekik diplomasi yapıyor. Ürdün'e gitti bu arada, önce. arada İsmet abi çok özür dilerim. Irak Irak savaşından bu yana evet. ilk kez dini lider silahla poz verdi. Normalde dini lider silahla poz vermez. 2022'de de var bir tane fotoğrafı. O en yüksek doğu evet. sembolik anlamdır. Evet. Şimdi İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan Ürdün'deydi. Oradan Suriye'ye geçti. Şöyle baktım bir son birkaç günlük trafiğine. Türk Dışişleri Bakanı Hakem Fıdan'la telefonla görüştü. Hı hı. Suudi Arabistan yetkililerle görüştü. Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile görüştü. Ee, Hamas'ın lideri Haneye ile görüştü. Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü. Yemen'deki yöneticilerle görüştü. Bakın hı hı. İran Dışişleri Bakanı'nın şu bayram sürecindeki trafiğini anlatıyorum. Herhalde bu da bir şey e, anlatılıyor. Şimdi Netanyahu'nun bu tezgahına. Biraz daha öne alalım Evet, Evet. Netanyahu'nun bu tezgahına. Şimdi İran, şimdi Netanyahu'nun niyeti çok açık belli. Yani savaşı genişletip kendi durumunu sağlamlaştırmak istiyor. Fakat İsrail uzun süreli bir savaşa hazır değil. Bakın bunu çok net söyleyeyim. Yani kısa vur kaç hazır. Uzun süreli bir savaşa hazır değil İsrail. Şimdi bunu nereden görüşüyoruz? Şimdi mesela şurada notlarıma bakıyorum. E, savaşın uzaması karşısında bazı önlemler aldı. Mesela İsrail'de harediler var. Bunlar silaha pek ellerini almıyorlar. Haredilerin Silah altına alınması gündeme geldi. Hükümette de bir temsilcileri var. Dediler ki biz bunu yaparsanız hükümetten çekiliriz. Hı hı. Yani Haredilerin e, silah altına alınma girişimi bile İsrail'in içinde bulunduğu durumun göstergesi. Daha önceki çok zor kaldığı dönemde yani siz bile... Siz ki İran içindeki iç politikayı tartışıyoruz İran girer mi girmez asıl, ama asıl kriz İsrail'in içinde İsrail'de. Değil. Bakın bir de İran. ama bir diğer tartışmada İsrail'de Netanyahu'nun bu savaş çırtkanlığını diyelim. Adını daha net koyalım. Yapmasının sebebi Netanyahu'nun e, aslında milliyetçi oyları ya da işte e, güvenlik unsuru devreye girerse e, oy kaybını ve içeride onu destekleyen gruba yeniden karşılık bulması. Tam tersi tam tersi bir durum var belki. Netanyahu bir şeye seçime gidilmeye çalış gidilirse daha doğrusu. Hı hı. Kesinlikle kaybedeceğini söyleyenler Ezici bir çoğunlukta yapılan tüm anketler Netanyahu'nun kaybedeceğini gösteriyor. Evet. Bu nedenle yani bir savaşı genişletip kendisini aslında ayakta tutmaya çalışıyor. Ee, yani eğer savaş bu şekilde devam ederse bakın gördüğümüz manzara ne? Gördüğümüz evet. manzara şu savaş 7 Ekim'den buradan devam ediyor. Hamas direniyor hı hı. binaları yıktı ama direnç e, ruhunu yıkamadı. Ve e, Filistinler çok cesur bir şekilde devam ediyorlar. Şimdi mesela en son e, Hamas'ın liderinin işte üç çocuğu ve dört tane galiba torunu öldürüldü. Ve bütün dünyada birçok ülke e, başsağlığı diledi. Yani bu devam edebilir. Ya yani bu tür işleri yapabilir. Bu sonuç almıyor. Dikkat ederseniz burada hep tartıştık. Yok kuzeyden girdi bilmem evet. şifa hastanesine. Peki şifa hastanesini daha önceki gün 400 400'ün üzerinde insan öldürdü. Hani girmişlerdi oraları kontrol altına almışlardı? Öyle bir manzara yok. Yani bir e, psikolojik savaş yürüyor. Hmm. Yani bu nedenle ben e, İran vurur mu? Bakın e, biraz önce e, konuşulan ve dün akşam için söylenen Mehr Haber Ajansı'ydı o evet. haberi geçen. O geri çekti. E, bu tür işlerde e, yani dikkatli politika dediğimiz o. Bakarsınız yarın saat dörtte vurur. Demeyiz. Belli olmaz diyorsunuz. Belli olmaz. Yani e, o nedenle yani burada gergin bir durum var. Bu gergin durumun e, bütün bölgeyi ateş atma ihtimali yüksek. Yani normal rutin silahlarla mı yani e, nükleer olmayan silahlarla mı bu devam edecek? Nasıl? Yoksa devam edecek? yoksa başka türlü bir şekle mi sokuyor Yani onları bilmiyoruz. Ama İsrail'in şeyi var ama öbürde de kimyasal silahlar olabilir. Peki. Yani Şu, şöyle öyle bir alalım mı? O evet. e, az önceki Hamaney'in fotoğrafını alalım. Tüm konuklarından da o fotoğrafı yorumlamasını istiyorum. Masum Türkeli de ayağı alabilirsek çok sevinirim. Neden gülümsediniz Masum? <laughs> Beni sıkıntıya sokmadın. <laughs> fotoğrafı alalım. Yani, e, e, Almayalım mı siz? Tamam. Yani, ben ben İsmet Bey kadar. E, alolu değilim Yok yani. Yok ya. <laughs> Ama Fulya Öztürk'ün yayınlarında kalkıyor. kalkıyorsunuz ayağa. ya. De. Bana bak kulağıma editörüm söylüyor. <laughs> Zorla getirilmiş gibi diyorlar. Ben korkmayayım <laughs> seni. Ben <seni gülüyor> yani. Ya, sizi <laughs> bu çok ge seviyorum ge Geçmişte gerçekten. o kadar bugün. programına vallahi. <laughs> Buyurun Kırar mıyım yani? Ben <laughs> <laughs> neyi de alayım elime? <laughs> tamam. Fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz? Bir <laughs> bakın. Burada e baktığımız zaman dini liderin silahla o resim vermesi dışarıdan silah pek gözükmüyor. Hı hı. Ama fotoğrafla kamuoyuna silahı veriyor. Yani dinleyenlere... Obama'nın beyzbol sopasına mı benziyor e Sayın? tabii yani <laughs> beyzbol topası misali ama beyzbol topasındaki hikaye farklı. Onu biz, biz biraz da biz Türkiye'de abarttık. Sembolik. Yani Türkiye'de Aynen. abarttık. Yani o Amerikalıların rutini işidir. Ayak üstüne ayak atarlar. Bacak bacak Bir mesajı da vardı canım. Türkiye'yi yani, tehdit mesajı. Bu, rutin, bu İran için rutin bir fotoğraf diyebilir miyiz? Yani bu rutin bir fotoğraf değil ama. Hı hı. Dünya kamuoyunun için çekilmiş bir fotoğraf. İran kamuoyu için değil. Dünya kamuoyu için gerekirse silahla biz gerekeni yaparız. Benim söyleyeceklerimi, konuşmalarımı bir silaha, bir saldırıya, bir bombalamaya her neye yorumsanız yorun, yorumlayın demektir. Şimdi bu tabii nedir e, temel e, oluşum, ol, olgu? Burada bir din adamının bile hı hı. bıçak kemiğe dayandı, barış yerine savaş çığlıkları atabileceğinin göstergesidir. Çünkü bıçak şeye dayandı artık. Neden? Dayandı boğazına bu, bu ilk defa bir general öldürülmüyor bu 5. 6. general mi? Ee, Irak'ta da öldürüldü, Suriye'de de e, yani, yani bu epey sayıda... İlk değil tabii bu ilk değil. İlk Hı. değil yani. Dolayısıyla burada ve bu öldürülenler de dünya kamuoyuna Hizbullahlı mes meselesini dünyada örgütleme konusunda etkin adamlar olarak edilmiş Şimdi eğer üst düzeydeki bir komutanının bile intikamını alamıyorsa, biraz evvel daha Bey'in söylediği misilleme, intikam ne sorarsanız yorum, alamıyorsa o zaman rutin olarak, asker olarak, emir komuta altında savaşa sürdüğün, savunmaya sürdüğün insanlar sana nasıl güvenecekler? Hmm. Ama burada önemli olan bir şey var. Bakın biraz evvel İsmet Bey de böyle benim söylediğime benzer bir laf söyledi. İranlılar ciddi bir politikacıdır dış politikada. Yani bu yüzyıllardır dış politikayı hesaplı yaparlar. Bu konuda saldırı yapar. Saldırıyı ister vekilleri yoluyla yapsın, ister asilleri yoluyla yapsın. Bu saldırı bir büyük elçiliğe olmak zorundadır. Yani eğer İsrail'in herhangi bir ülkedeki bir büyük elçiliğine olmadığı takdirde kendi toprağına yapılmış olan bir saldırıyı Saldırı yapanın toprağına yapmamış demektir. Ama Sayın Bakanım orada şöyle bir sıkıntı var. Yani şimdi diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İsrail Büyükelçiliği'ne saldırdın. Rastgele söylüyorum. Hayır şimdi oraya o, saldırmayacağım. Hayır o ülkenin veya da bir başka Avrupa'da ülke. Avrupa'da bir yere saldırdın. Avrupa'da da orada da Avrupa ile sorun yaratırsınız. Yani Ama var. Mesele Büyükelçilik olmaz bence. Saldıracağı sorun olmayan var. Neresi var? Var. <laughs> e ben şimdi söylersem ben. Ben de bu din adamı gibi savaş kurtarıcısı oldum. <laughs> Baş harfi F mi? Peki. E, Masum Bey sizi yerinize <laughs> alalım. Şimdi aslında bir diğer yanda da gözümüz kulağımız çok teşekkür ediyoruz.